Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama bat. Değerli izleyenlerimiz, bugünkü sohbetimizin konusu spor. Belki ilk duyduğunuzda şaşıracaksınız. Hoca spordan bahseder mi? Ramazandaki sohbetin konusu spor olur mu? Hele şu mübarek günde spordan da bahsedilir mi diyebilirsiniz. Ama unutmayalım ki bizim dinimiz hayat dinidir. Hayatın her bölümüne dair hükümleri vardır. Hayatın hiçbir bölümünü kendi sınırları dışında tutmamıştır. Ya uygundur ya da uygun değildir diye mutlaka hüküm koymuş sınırları belirlemiş ve kendi görüşünü açıklamıştır. Öyleyse sporda nedir? Nasıl yapılmalıdır? Nasıl yapılmamalıdır? Günah mıdır? Suç mudur? Hata mıdır? Değil midir? Bunları da Müslümanın bilmesi, incelemesi, tabirca ise masaya yatırması lazım. İlk etapta spor konusuna, sporun sözüne, sporun her çeşidine karşı çıkmak amatör bir dindarlıktan başka bir şey değildir. Meseleyi incelemek, üzerinde düşünmek ve ona göre konuşmak lazım. Evvela çarpıcı bir soru ile başlamak istiyorum. Bizim dinimizde spor yasak mı? Kardeşim. İnsanın spora ihtiyacı varsa, bu vücut hareket etmek mecburiyetindeyse, kaslar güçlenmek için, eklemlerin kireçlenmemesi için mutlaka hareket etmesi gerekiyorsa, bu din sporu yasaklamış olabilir mi? Başka bir tabirle, Allahu Teala, insanın vücudunu hem spor yapmaya müsait, hatta spor yapmaya muhtaç olarak yaratsın. Sonra da sporu yasaklasın. Böyle bir aykırı hüküm olabilir mi? Tezat teşkil eden bir hüküm olabilir mi? Çelişki olabilir mi? Hayır. İnsanın spora hem ihtiyacı var hem görevi var. Vatanı vazifesini, dini vazifesini, milli vazifesini yapabilmek için güçlü olmak konumunda hatta Günlük hayatını sürdürebilmek için güçlü olmak konumunda. İbadetlerini yapabilmek için güçlü olmak konumunda. Uzun süre yatan hastaları görürsünüz, dikkat edin, bakın, inceleyin. Kaslarında erimeler olmuştur. Niye? Hareket olmadığı için. Eksersiz olmadığı için. Fiziki bir hareketten mahrum kalınca vücut antallaşır. Öyleyse. Bizi böyle yaratan Allahu Teala sporu bize yasaklamış olamaz. Bundan dolayı kesin hüküm koyuyoruz ki dinde İslam'da spor yasak değildir. Peki. Bunu anladık. Peki sporun her şekli caiz midir hocam? Bugün spor adına birçok davranışlar, eylemler, programlar yapılıyor. Her çeşidi caiz midir? Hayır. Bak iki cümlenin de altını çiziyorum. Biz çağdaş görüneceğiz diye İslam'ın hükümlerini yontmaya, törpülemeye hakkımız olmadığı gibi dindar görüneceğiz diye de İslam'ın hükümlerini daha da katılaştırmaya da hakkımız yok. Spor var dedik. Varlığını kabul ediyoruz. Bütün bugünkü yapılan sporları onaylayabilir miyiz? hayır diyeceğiz. Orada da duruşumuzu ortaya koyacağız. Peki nasıl olursa bizim dinimiz izin verir, onaylar, müsaade eder, nasıl olursa izin vermez. İşte bunu anlamamız lazım. Bunu anlatmamız lazım. Bugünkü sohbetimizin de hedefi bu. İslam diyor ki bir şeyin caizlik sınırına girmesi için bir sporun bizim o tarafımızdan onaylanması için vahşet içermeyecek. Şiddet içermeyecek. Vicdansızlık içermeyecek demiş. Var mı? Maalesef var. Bir kısım bildiğimiz spor adına yapılan böyle vahşi davranışlar var. Benim şahsi yetkime bağlı olsa boksu bile kaldırırım. O insanların birbirine o kadar acımasızca vurmasına benim gönlüm razı değil. Sporu başka şekilde yapalım derim. Tabii kimse bana sormaz o ayrı bir mesele. Ya yarı spor yarı yarışma olarak insanlara da birkaç kuruş ödül koyarak yaptırdıkları sefillikleri hiç gördünüz mü? Ne çamurlara girmeler ne böcekleri yemeye çalışmalar, ne suyun içinde şu kadar havasızlık bırakmalar. Ya böyle spor, böyle yarışma olur mu değerli izleyenlerimiz ya? Bunları onaylamak mümkün mü? Diksindirici şeyleri yapabilene ödül vermeye kalkıyor. Bu arada diksindiricilik o çirkin şey yavruların gençlerin kafasında apayrı bir yer işgal etmiş oluyor. Maalesef üzgünüm. İpe sapa gelmez yarışmalar da ister adına spor ister yarışma ister başka bir şey denilsin saatlerce bu milleti meşgul ediyor. Nice faydalı programlar ihmal edilip basılarak kovandalara geçilip o programlar insanların saatlerini alıp götürüyor. Demek ki vahşet, dehşet, vicdansızlık konusu olmayacak sporun içinde. Başka şartımız ne? İbadetin vaktine engel olmayacak. Arkadaş bizde de maç var. Biraz sonra diğer şartlarını söyleyeceğim ama namazın vaktine getirip koymayacağız. Cuma'nın vaktine getirip koymayacağız. Cuma'yı engellemeye kalkmayacağız. Teravih saatine koymaya kalkmayacağız. Ne garip tecelli ki değerli izleyenlerimiz Kadir gecesine futbol maçları kondu. Christmas bayramına konmadı. Niye Christmas'e yılbaşına futbol maçı konmadı? Yabancı sporcularımız var. Christmas'e gidecekler, memleketlerine gidecekler, tatilleri var. Onların bu faaliyetlerine engel olmasın diye. Peki Kadir gecesine maçı korken Müslüman futbolcunun Kadir gecesi niye düşünülmedi? İbadete engel olmayacak ibadet vaktine konulmayacak onda o, o şekliyle yapılan sporu bizim dinimiz onaylayacak spor konusunda en önemli konularımızdan incelememiz gereken noktalardan birisi de kıyafet meselesidir giyim kuşam bizim dinimiz hükümlerini koymuş Erkekler şartlar ne olursa olsun göbekle diz kapak arasını kapalı tutacaklar. Açmaları caiz değildir. Ama bu illa her zaman vücutlarının üst taraflarını açık bulunursunlar anlamında değildir. Mecburi olma halindedir, zorunlu olma halindedir. Aksi halde bildiğimiz kıyafetiyle günlük hayatını yaşayacak, sporda da İslam'a uygun kıyafetini giyecek erkeklerde. Kadınlarımız, kızlarımız ise bizim hükmümüz böyle isteyen kabul eder isteyen etmez. El, yüz ve ayaklar hariç vücudun tamamı hem de vücut hatları belirlenmeden örtülmüş olacak. Bu şekilde spor yapabiliyorsa hay hay uygularız, onaylarız. Yok. Ne yapalım efendim kıyafeti biz tespit etmiyoruz, başkaları tespit ediyor. E biz de onaylamayız. Doğru değildir deriz. Yapılır, yapılmaz. Biz engel olamayız. O ayrı bir mesele. Ama bugün hepimizde açıkça gördüğümüz uygun olmayan kıyafetlerle sporlar yapılıyor. Bizim dinimiz spora onay verir. Sporu yasaklamaz diye onları onaylamamız da mümkün mü değerli izleyenlerimiz? Onu alkışlamamız mümkün mü? Caiz görmemiz mümkün mü? Hayır. Hatta işe kıyafet açısından baktığımızda futbolun kıyafetinin güreşin kıyafetinden daha İslami olduğunu ben size söyleyebilirim. Yüzde yüz İslami diyemiyorum. Bir. iki Son zamanlarda şortların uzatılmasını da iyi bir gelişme olarak görüyorum. Futboldaki şortlar uzatıldı. Futbolcuya zarar olmasın diye uzatıldı. Tamam. Düştükleri zaman çizilmesinler diye uzatıldı. Tamam. Olsun. Hedef ne olursa olsun. Bizim için setre riayet. Örtülü olması gereken yerlerin örtülmesi bizim için önemli. Güreşi biz daha çok severiz ata sporu diye. Güreşteki kıyafet futboldakine göre daha İslami ölçülerden uzağa. Ne yapacağız şimdi? Atalarımız güreşmiş diye, güreş ata sporumuz diye onun kıyafetindeki anormalliği görmemezlikten mi geleceğiz? Hayır. Kıyafet çok önemli. Dedi ki, dehşet, vicdansızlık, vahşet içermeyecek, ibadet vaktine engel olmayacak, kıyafet İslam'a uygun olacak, sporu onaylayabilmemiz için. Küfür ve hakarete ve israfa da sebep olmayacak. Küfür ve hakarete. Maalesef. Çok üzgünüm. İnsanlar statlara kendi takımlarını alkışlamak için gitmiyor, karşı takıma küfretmek için gidiyor. Sanki karşı tarafa takıma küfrederse, hakaret ederse kendi takımını teşvik etmiş oluyor. Bu ya motive etmiş oluyor, bir atmosfere sokmuş olduğuna inanıyor. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Alkışlayabilir kendi takımını teşvik edebilir. Bunlar caiz ama küfür, hakaret. Aynı hareketi kendi sporcusu yaptığı zaman alkışlayıp, rakip futbolcu yaptığı zaman hakaret ediyorsa, bu kişinin hakkaniyet ölçüsüyle alakası yok demektir. Bunun seyirci olma hakkı da yok demektir arkadaş. Kendi takımını alkışla. Öbürü güzel hareket yapıyorsa alkışlayıp alkışlamamakta serbestsin. Alkışlamayabilirsin. içinden gelmeyebilir. Ama hakaret edemezsin. Hakaret etme hakkı yok. Bizim sporu onaylayabilmemiz için bir başka şartımız da kumara vesile olmayacak. Kumara vesile olmayacak. Ne demek hocam? Bakın iki kişi değerli izleyenlerimiz. Gel seninle güreş yapalım. Yok efendim pimpon topu oynayalım. Yok efendim başka bir yarış yapalım. Evet, nasıl olsun? Kim galip gelirse mağlup olan ona şu kadar para verecek. Bunun adı kumardır. Dinimiz bunu onaylamaz. Fakat taraflardan birisi dese ki gel beraber güreş tutalım. Eğer sen beni yenersen ben sana bin lira vereceğim, on bin lira vereceğim. Sen beni yenersen bu yaptığın başarıya karşı ben sana bir ödül vereceğim. Ama ben seni yenersem sen bana bir şey vermeyeceksin derse bu kumar değil teşviktir. İki kişi güreşiyor. Üçüncü dışarıdaki bir şahıs A güreşçi yenerse ben ona 10 bin lira vereceğim, 100 bin lira vereceğim dese, yenince de verse bu kumar değil. Ama dışarıdaki iki şahıs, bak ben şunun yeneceğini tahmin ediyorum, bu yenerse sen bana 100 lira vereceksin. Sen de bunun yeneceğini tahmin ediyorsun, o yenerse ben sana 100 lira vereceğim derse, sporcuların haberi olmadan bu dışarıdaki iki kişinin oynadığı şey kumar olur, haram olur ve olur. Bugün maalesef birçok spor dalları şans oyunlarına vesile kılınarak kumara alet ediliyor. Nice insanlar o yarışlara iştirak edeceğiz diye kuponların parasını yatıracağız diye eve götürüleceği ekmeğin parasını götürü buraya yatırıyor. Bazılarına biz bu şans oyunları sporlarla ilgili bahis ortak bahis oyunları haramdır, günahtır, kumardır, vebaldir dediğimizde hocam niye kumar olsun ki herkes kendi isteğiyle götürüp yatırıyor. Kimse kimseyi zorlamıyor diyorlar. Oysa ki herhangi bir faaliyetin, herhangi bir eylemin rıza ile yapıyor, yapılıyor olması onu günah olmaktan çıkarmaz. Masaya oturup kumar oynayan iki kişi de kendi rızasıyla oturuyor. Polis oturtmadı. Jandarma zorlamadı. Zabıta götürüp de illa kumar oynayacaksınız demedi. İki tarafta kendi rızasıyla oturdular, oynadılar. İki tarafta razı diye bu yaptıklarına helal mi diyeceğiz? Caiz mi diyeceğiz? Hayır. Razı olmak yetmez. Şans, bir emek yok, bir risk yok. O kaybetmeyi risk kabul etmeyin. Ben oynadım da tutmadı da o risk değil. Bir işin helal olması için emek olacak, risk olacak, ya sermaye olacak, ya sanat olacak, bir şeyler olacak. Ve yaptığının karşılığını alabilecek ki onun helal olsun kazancı. Yüz bin kişi oynuyor, 3 kişi, 5 kişi, 8 kişi kazanıyor... 3-5 kişi gülüyor. 99 bin kişi, 99.900 kişi eyvah deyip üzülüyor. Onun için sporun bir kumara alet olmaması gerekir. Sporun önü de sonu da barış olmalıdır. Hepiniz izliyorsunuz, ben de izliyorum. Maç başlarken antrenörler de birbirleriyle kucaklaşıyorlar. Kaptanlar da birbirlerinin elini sıkıyorlar. Ama biterken aynı havayı göremiyoruz. Hatta bazı bazısına hakaret edip efendim üstlerine yürüdüklerini de görüyoruz. Peki spor barış için değil miydi? Sporun hedefi kardeşlik değil miydi? Sporun gayesi kaynaşma değil miydi? Yenmek de var, yenilmek de var. Efendim hakemden oldu hakeme olabilir. Kasıt varsa belli mercilere, mercilere götürülür. Kasıt yoksa yanılma olabilir. Bugün senden yana olur, yarın senin aleyhine olur. Her şeyi makul sınırlar içerisinde tutup, sporun başlangıcını da sonunu da barışa bağlayabilmeliyiz ki, İslam'ın onayladığı sporu yapmış olalım. İslam nasıl bir sporu onaylar onu anlamış olalım. Hatta bendeniz. Ekstra bir teklifle diyorum ki Müslümanca spor yapmak istiyorsak gelin hakemsiz oynamaya razıyız. Biz kardeşimize bir faul yaptığımız zaman hakemin düdüğüne gerek yok. Ben hemen tutar topu kendisine teslim ederim. O da bana bir yanlışlık yapsa o hemen getirir. Eline dokunduysa söyler. Hakeme gerek yok diyecek kadar dürüst bir oyuna hazır mıyız? O zaman vebali olmaz. Efendim sporun ana kolu yürüyüş olduğunu, kros olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yürüme en büyük spor. Şu anda doktorlarımız orta yaştan başlamak üzere herkese mutlaka yürüyüşü tavsiye ediyor. Günde 3 kilometre 5 kilometre mutlaka yürüyün diyor. Hem de terleyecek şekilde yürüyün, tempolu yürüyün diyor. Biliyorsunuz İstanbul'da Boğazın bir tarafından diğer tarafına bir yılda bir kere koşu yapılıyor. Adına da yaşam boyu spor deniliyor. Senede bir kere yapılan işe yaşam boyu spor denilebilir mi? Yaşam boyu spor bizim dinimizde var. Nasıl hocam? Günde beş vakit evin veya iş yerimle caminin arasına gider gelirsen bunu da ömür boyu sürdürürsen işte buna yaşam boyu spor denir yürüme çok önemli. Bizim dinimizde yürüme zaten bir vazife olarak verilmiş. Attığınız her adım için bir günahınız affedilir. Diğer adım için de dereceniz yükseltilir buyurulmuş. Camiye giderken bir sokaktan gidin, dönür dönerken başka sokaktan dönün demiş. Daha uzun mesafeleri yürüyün, daha çok insanlarla karşılaşın, selamlaşın ve birbirinize muhabbetiniz artsın demiş. Günde 40 vakit namazla bizim vücudumuzu harekete mecbur etmiş. Hele şimdi Ramazan'da bir de 20 rekat teravih ilave etmiyor muyuz? Evet, bu sene maalesef teravihlerimizi camilerde kılamıyoruz. Israr da etmeyeceğiz. İlla camiler açılsın namazımızı kılalım diye kapılara da varmayacağız. Ama evlerde de ihmal etmeyeceğiz camiye gidemiyoruz ne yapalım demek ki bu sene teravih kılmak nasip değilmiş demeyeceğiz sakın ha teravih yatsı namazı gibi evde kılınabilen namazdır efendim ben 20 rekatı saymakta güçlük çekiyorum çok basit cebine 5 tane nohut veya fasulye korsun her 4 rekatta selam verince birini o cebinden alıp öbür cebine aktarırsın böylece sayılarda da şaşırmamış olursun yeter ki namazı teravihiyle beraber evde kılalım. 13 rekat yatsı vitriyle beraber. 20 de teravih ne yaptı? 33 rekat. Bak seni hem zinde tutacak, iftarda yediklerini de eritmeye sebep olacak, hem de Allah'ın rızasını, peygamberin şefaatini elde etmiş olacaksın. Al sana spor. Hem dünyaya hem ahirete yönelik her ikisini beraber kazandırıyor çok yeme ve kilo Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanmış. Çok yemeyin demiş. Niçin? Bir tarihte Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe ile yarış yaptılar. Eşiyle, çoluk çocuğuyla, kırda, bayırda yarış yapmak, spor yapmak bizim dinimizde var. Hazreti Ayşe Efendimiz'i geçmişti. Aradan zaman geçti. Yine yarış yapalım dediler. Hazreti Ayşe bu arada kilo almıştı. Efendimiz onu geçti. Ya Ayşe işte bu kilo sana zarar verdi dedi. Demek ki İslam sporu yaptırırken fazla kiloları da atmaya, çok yememeyi de teşvik ederek dizinde kalmaya önem vermiş. Peygamberimiz zamanında mescitte, bildiğimiz peygamber mescidinde kılıç kalkan oyunlar oynanıyordu. Kadınlar da kenardan seyrediyorlardı. Yasaklamaya kalkanlara da engel olundu. Hayır durun. Namazımızı kıldık. Şimdi cami boş. Spor. O gün bildiğimiz gibi halılarla döşeli değildi. Çakıl taşlarıyla döşeliydi mescidin zemini. Bugün camiye topu sokmamak üzere caminin başka bir bölümünde yanındaki lokalde salonda pimpon masaları kurulabilir, voleybol sahaları yapılabilir, biraz daha geniş bahçe varsa futbol sahaları da yapılabilir. Yeter ki dedik ki namaz amani olmasın, giyime dikkat edilsin ve namaza, ibadete engel olmasın, kardeşliğe sebep olsun. Ata binmek, ok kullanmak, yüzmeyi öğretmek peygamber emri. E bunların hepsi spor değil mi değerli izleyenlerimiz? Ata binmek de, ok atmakta, yüzmeyi öğrenmek de spor. Yüzme vücudun bütün organlarını çalıştıran bir spor. Efendim, kıyafeti elimizde değil ama bugün milli maçlarda hepimiz beraber heyecanlanıyoruz. Hatta moralimizin çok başarı bozuk olduğu zamanlarda milli takımlarımız galip gelirse, güreşçilerimiz madalya alırsa, e, hal tercihlerimiz madalya alırsa hep beraber seviniyoruz. Güreşin bir de milleti böyle bir araya getirmesi, birlik beraberlik, ortak sevinçler konusunda da bir katkısının olduğunu kabul ediyoruz. Ve başarılar olduğu zaman ülkemizin ismi dünyaya duyurulmuş oluyor. Bugün nice ülkeler kendi isimleri duyurabilmek için milyonlarca para veriyorlar. Başarılı sporcular bunu masrafsız olarak ülkesinin adını dünyaya duyurmuş oluyor. O açıdan ölçülü spor, ahlaklı spor, dini kaidelere riayet eden sporu teşvik etmemiz bile lazım. Teşvik ediyoruz. Bazıları maalesef, bazı sporcularımız üzgünüz ki hile yapıyorlar. Doping yapıyorlar. Daha sonra da ortaya çıkınca hepimizin yüzü kızarıyor. Bu da hiç doğru değil. Müslümana yakışmaz. Bizim sporcularımızın içerinden doping yapanın hiç çıkmaması lazım diyor. Hepinize dünya ve ahiret saadeti diliyor. Sevgiler, saygılar, muhabbetlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Yapacaklarımızı kolaylaştırsın. Allah'a emanet olun.